konusunda son derece doğru tespitler yaptı. Türkiye için bu büyük bir tehlikedir. Türkiye'de eğitim tepeden tırnağa kadar çok radikal bir reform yapmak ihtiyacıyla karşı karşıyadır. Türkiye'de bugün ne orta öğretimden ne yüksek öğretimden kaliteli, nitelikli insan yetiştirme imkanı yoktur. Yıllar önce bir Avrupalı araştırmacı şöyle demişti. Böylesine problemli bir jeopolitik ortamda bir milletin varlığını koruyabilmesi için her şeyden önce çok yüksek kaliteli bir eğitime sahip olması lazımdır. Türklerin bu eğitim kalitesiyle bu topraklarda barındırılması zor olacaktır. Gerçekten bizim eğitim konusundaki reform ihtiyacımız her şeyden daha acil bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. En büyük hazinemiz olan gençlerimizin Avrupa'ya yönelmeleri vicdani bir olaydır. Biz beyin gücünü hak eden bir ülke değiliz. Biz tam tersine beyinleri intihal etmek durumunda olan bir mecburiyetinde olan bir ülkeyiz. Onun için bir an önce eğitim konusunda da gerekli reformların yapılması şarttır. Tabela üniversiteleriyle bu meseleleri halletmek mümkün değildir. Evet, son olarak sığınmacılar olayına genel başkanımız da temas ettiler. Bugün Türkiye'de rakamlar konusunda tartışmalar oluyor. Ama düzenli ve düzensiz olarak, resmi olarak açıklanan rapanlar Türkiye'deki 5 milyondan fazla insanın sığınmacı konumunda olduğunu gösteriyor. Dünyada hiçbir ülke, hiçbir toplum bu kadar yoğun bir göç karşısında bütünlüğünü muhafaza edemez, varlığını sürdüremez. Bu tarihi, kültürel ve sosyolojik bir gerçektir. Dolayısıyla işte bugün Avrupa'nın tavrı ortadadır. Seçerek Suriyelileri alıyorlar, seçerek istihdam ediyorlar ve kültürlerine entegre etmeye çalışıyorlar. Sıkı sıkıya duvarlar ördüler, almıyorlar. Ama bugün Almanya'da 5000'e yakın Suriyeli doktor Alman sağlık sistemi içerisinde çalışıyor. Türkiye'de resmi rakamlara göre 5-6 milyon civarında olan ama fiilen bunun çok üzerinde olan bir kitleyle bizim çok yakın bir süreçte hem sosyolojik, hem demografik, hem de kültürel ve siyasal problemler yaşamamız kaçınılmazdır. Hayati bir konudur bu. Yani bunun insan muhacir retoriği içerisinde düzenlenmesi mümkün değildir. Romantik yaklaşımlarla bu meseleyi çözemeyiz. Dolayısıyla gerçeklerle bir an önce tıpkı sürücü terör konusunda olduğu gibi yüzleşmemizde zaruret vardır. Bunu bir an önce yapmalıyız. Aksi takdirde bugün başa çıkmakta zorlanılan PKK terörünün yanında başka bir etnik terörle karşı karşıya kalabiliriz. Değerli Türk Ocaklı kardeşlerim, aziz arkadaşlar, hangi şartlar içerisinde çalıştığınızı yıllarca yakından müşahede ettim. İşinizin kolay olmadığını biliyorum. Ama sizler bugün bu ocağı tutuşturan 190 tıbbiyeli genci temsil ediyorsunuz. Sizler bu ocağın varlığını sürdüren fikir, bilim ve düşünce insanlarımızı temsil ediyorsunuz. Diğer Gökçeat, Yusuf Akçuray'ı, Mehmet Emin Yurdakulu, Hamdullah Sufi Tarık'ı Ömer'i temsil ediyorsunuz. Elbette zaman zaman sizi ülkeye sevk eden zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Ama bir gerçek var. Hiçbir ülke, hiçbir ideal heyecanla fikrin intizak ettiği bir ortam olmadan başarıya ulaşamaz. Dolayısıyla her şeyden önce heyecanlarımızı, hamasetimizi koruyarak varlığımızı sürdürmeye çalışacağız. Heyecanımızı asla, coşkumuzu asla kaybetmemeye uğraşacağız. Zaman zaman birbirimize destek olacağız, güç vereceğiz. Fitneden olabildiğince uzak kalacağız. Meselelerimizi sosyal medya denen anaforun içerisinde değil, bu tarzdaki toplantılarla açıkça konuşup çözmeye çalışacağız. En büyük gücümüz birbirimizle olan dayanışmamız, birliğimiz ve beraberliğimizdir. Asla izin vermemeliyiz. Ve dediğim gibi heyecanlarımızı yitirmeden bugün milletimizin
yeni bir medeniyet hamlesi ihtiyacı olduğunu bilgi içerisinde bunu yapmanın yollarını aramalıyız. Atalarımız boşa söylememişler. Dağ ne kadar gücü olsa yol bunun üzerinden geçer. Elbette her zorluğun bir kolaylığı vardır ve sizler ülkücü heyecanlarınızla, milliyetçilik şuur ve duygumuzla bunun üzerinden aşacak kapasitede bir varlıksınız, büyük varlıksınız, aziz varlıksınız. Sizler Türk milletinin teminatısınız. Hepinize de sağlıkla bakımlar ediyoruz. Ali İhsan, 80'den beri benim kalim dostumdayız.